Merhaba sevgili Bilge, iyi haftalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi sizin de Erdoğan açıklamalarını siz de duydunuz. Emekliler yılınızı kutlayalım bizler de. Şimdi emeklilerin böyle bir beklentisi vardı ama aslında Erdoğan içinde bulunduğumuz durumu tarif etmişti. Dün bir kez daha toplantı sonrasında altını çizdi. Tüm yıl boyunca çivi çakmasak, bütün bütçeyi buraya aktarsak dahi bunu karşılayamayız. Böyle bir bütçemiz yok demişti. Şöyle bir baktığımızda veriler de gösteriyor ki bu %33'lük zam da erimiş durumda. Emekli sadece 2 ay içerisinde yine fakirleşti. 1150 lira erimiş durumda 2 ay içerisinde ve TÜİK'in açıkladığı verilerde gösteriyor ki bu erime daha da devam edecek. Yani emekli daha da yoksullaşacak. Nasıl yorumlarsınız Sayın Oyan? Bir maliyeci olarak Erdoğan'a yol göstereyim, ipuçları vereyim. Öyle bütçeyi çok zorlamasına falan gerek yok, hiç gerek yok. Hatta bir kuruş bütçeden para harcamadan emeklilere 10 bin liradan 17 bin liraya bu şeyi ücreti çıkarabilir, emekli aylıklarını çıkarabilir. Bakın size kısa yolunu söyleyeyim. 2024 bütçesinde tahsil edilmeyen, tahsil edilmeyeceği önceden duyurulan vergi istisna muafiyetleri var. 2 trilyon 200 milyar. Bunun 630 milyarı Şimşek'in açıklamalarına göre işte ücretlilere dönük şeyler, istisna muafiyetler. Peki geri kalanı yani 1 trilyon 570 milyarı kime dönük? Sermaye kesimine dönük. İşte size kaynak. 1 trilyon 570 milyarlık vergiyi almamaktan vazgeçin, alın. Lütfen alın. Alın bu vergiyi. Kaç para hesaplamıştınız? 1 trilyon 400 milyar mı? Üstüne 170 milyar daha cebinizde para kalır, bütçenizde para kalır. Hadi buyurun. Buyurun Erdoğan, yok dediniz. Yüzünüzü sermaye değil, emeklilere ve emekçilere dönün. Değil mi? Yani o zaman kaynak var. Yani yüzünüzün nereye baktığı önemli. Siz kimin iktidarısınız? Sermayenin mi? Yoksa geniş halk kesimlerinin mi? İşte yani bu soruya verdiğiniz yanıta göre kaynak var veya yok oluyor. Yani onun dışında tabii bu yolsuzluk ekonomisini ortadan kaldırın. Bütün bu israfları ortadan kaldırın, değil mi? Yani kaynak arıyorsanız çok sayıda şey var, başvuracağınız yer var. Ama söylediğim birinci nokta zaten yetiyor. Ama yolsuzluklar daha az değil, onu söyleyeyim. Yolsuzlukların boyutu, biraz önce söylediğim o 1,5 trilyonluk kaynaktan daha az bir kaynak sağlamaz size. Yolsuzlukları bir kapatın, bakın nasıl göreceksiniz. Birdenbire bütçeniz 1,5 trilyon daha şey olmuş, yükselmiş. Çünkü yani daha doğrusu o delik kapanmış, o giden yolsuzluklar deliğini kapatmış olursunuz. Yani kaynak var. Ben başka bir şey söyleyeyim. Yani şu an emeklilerin en minimum talebi şu, en minimum. Ya şu bayram ikramiyesini bari 3 yerine 5 yapsaydınız, değil mi? 3 bin yerine 5 bin yapmanın maliyetini biliyor musunuz? Çok komik bir rakam. Yani 16 milyon emekli olarak hesaplasanız bile 2 bin liranın maliyeti 32 milyar lira. 32 milyar. Hadi 2 bayramla çarp. Yani bu bir bayram için, 2 bayramla çarp. 64 milyar. 64 milyar ne ki Allah aşkına? Sadece bütçeden faize harcadınız 1 trilyon 254 milyar. 64 milyar ne ki? Yani buna bile eliniz gitmedi. Yani 2'yi 3 yaptınız da 2'yi 5 yapamadınız. Sadece 64 milyar. Öyle 1 trilyonlar üzerinde bir paradan bahsetmiyorum. Yani bunu 2'yi 3 yaptınız. Hadi 5 değil de 10 yapsanız ne olurdu? Yani o bile, yani 3'ten 10'a çıksan 7 bin lira ekleseniz bile sizin maliyetiniz öyle çok devasa rakamlar çıkmıyor. İkramiye düzeyinde kaldığı için, bu yıllık her 12 aya yansımadı, sadece 2 ay olduğu için gene bütçeyi çok zorlamayacak bir şey yapmış olurdunuz. İkramiye artışı yapmış olurdunuz ki zaten 2018'deki 1000 liranın bugün geldiği nokta çeşitli hesaplara göre 5650 lira ile 6600 lira arasında oluyor. Yani dolara göre hesaplarsanız 6600 liraları falan bulması gerekiyor. Dolayısıyla yani bahane ve gerekçe uydurmamak gerekiyor. Yani bu, hem kaynağımız yok diyorsunuz, hem de ekonomi işte bakın nasıl büyüyor, nasıl zenginleşiyoruz, dünyanın en hızlı kalkan ülkelerinden biri diyorsunuz. Ama bu kalkınmadan herhangi bir refah payını emeklilere çok
görüyorsunuz. Bu iktidar dolayısıyla yüzü emekçiye ve halka, emekliye, emekçiye ve halka dönük olmayan bir iktidar türü. Doğru yere bakılırsa kaynak var.